İlk ortaya atıldığı zamandan başlayarak yoğun ilgi çeken ve taşımacılığın 5. türü olarak tanımlanan Hyperloop üzerine çalışmalar ve projeler artarak devam etmekte. Sesten hızlı seyahat fikriyle başlayan bu sistem, modern teknoloji ile ufalan dünyamızı daha da küçültecek bir devrim mi, yoksa şüphecilerin dediği gibi bir para tuzağından mı ibaret? Ne biliyoruz, hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz Hyperloop teknolojisinin nereden nereye geldiğini ve bundan sonraki geleceği hakkında konuşacağız. Bu hikayenin başlangıcını anlattığımız videomuza dilerseniz ekrandaki linkten ulaşabilirsiniz. Amerika'nın en büyük trafik sorunlarından birisini barındıran Los Angeles San Francisco hattına bir çözüm olarak ortaya çıkan Hyperloop fikri pek çok yerden ilgi görmeye başladı. Uçaktan hızlı seyahat edip havaalanlarının uzaklık sorununu yaşamayan bir ulaşım sistemi düşüncesi, yoğun trafik sorunu yaşayan pek çok yer için umut vaat eden bir çözümdü. Kanada, İngiltere, Güney Kore gibi ülkeler bu hızlı ve ekonomik taşımacılık sistemi için olası rotalar planlamaya başladı. Hindistan ve Arap ülkeleri ise taşımacılık projelerine Hyperloop sistemini entegre etme konusunda çok daha ciddi adımlar attı. Kendi taşıma araçlarını, yani podlarını ve güzergahlarını tasarlamaya başladılar. Bu hızlı sistem için yeni güzergah ve kullanım alanları ortaya çıkarken somut gelişmeler de gerçekleşmeye başladı. Amerika'da inşa edilen 1.2 km uzunluğundaki ilk test hattında yapılan denemelerde üretilen test podu saatte 387 km hıza ulaştı. Deneme hattı 3.5 km'ye uzatıldığında podun çok daha yüksek hızlara çıkacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. BMW'nin tasarım firması Designworks, Hyperloop sistemi için özel bir tren vagonu tasarlıyor. Uzay turizminin de öncülerinden olan Virgin Şirketler Topluluğu'nun kurduğu Hyperloop One ile birlikte yapılan bu çalışmada 1. sınıf ve ekonomi sınıf olacak şekilde tasarlanan podlar, hızlı ve lüks seyahat talebinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait proje için önerilmekte. Ayrıca büyük kargo firmaları da Hyperloop ile ilgilenmeye başladılar. Yüklerin daha hızlı ve ucuz iletimi için farklı yöntem arayışlarında olan firmalar, özellikle limanlardan iç şehirlere hızlı kargo nakliyesi için Hyperloop sistemini yoğun bir şekilde incelemekteler. Hyperloop eğer planlanan hızlara ulaşırsa, insan seyahatine hazır hale gelmeden yük taşımacılığı için yoğun bir şekilde kullanılan bir sistem haline gelebilir. Dünya genelinde Amerika ve Asya'da yoğun bir ilgi gören sistem, Avrupa'da da aynı şekilde ilgi çekiyor. Almanya, İngiltere ve Avusturya, başta kargo taşımacılığı olmak üzere Hyperloop kullanım alanları ve nakliye hatları hakkında fizibilite çalışmaları yapmakta. Fransa ise hızlı tren hatlarına bağlanacak ara güzergahlar için Hyperloop'u düşünüyor ve bunun için Toulouse şehrinde bir deneme hattı inşa etmeye başladı. İnsanlığın hızlı ve ucuz ulaşım ihtiyacına çözüm getirebilecek olan Hyperloop teknolojisi, dünya çapında artan bir ivmeyle ilgi görmekte. Üniversitelerden büyük yatırımcılara kadar pek çok kişi ve kurum bu konuya para ve emek harcamakta. Çalışmalar bu hızla devam ederse, önümüzdeki 5 ila 10 sene içerisinde sistemin aktif olarak kullanıldığını görmemiz neredeyse kesin. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce bunca emek ve para boşuna mı harcanıyor? Yoksa dünyamızı ufak bir köy haline getirecek bir teknolojinin ayak seslerini mi duyuyoruz? Bu konudaki bilgi ve görüşlerinizi yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç konulardaki videolarımızı kaçırmamak için kanalımızı takip edin.